Eludis TV ekranlarına hoş geldiniz. Uzman gözüyle Valorant programındayız. Ve tabii ki bugün için en önemli konumuz ESA Open Fire All Stars 2023. Ve finalde de Fireflux ve Fenerbahçe oynayacak. Bayağı sürprizlerle dolu bir turnuva oldu birçok açıdan. Evet. İstiyorsan önce bir genel fikrini alayım. Sonra daha tek tek takımlara ve maçlara ineriz diye düşünüyorum. Ya da oyuncu bazlı. Ya ben açıkçası benim için kafamdaki favoriler hani final favorileri Fireflux, Papara Supermassive, Dea ve biraz hani Galacticos da vardı açıkçası. Ama garip bir şekilde hani hiç böyle beklenmedik birbirini eleyen takımlar, beklenmedik maçlar, beklenmedik performanslar göründü şeylerde turnuvada. Şaşırtıcı bir turnuvaydı bence. Ama bir yandan da her takım için tabii ki de lig öncesi kendisini görme, sıkıntıları görme durumu oldu. Sanırım bazı takımlarda şey sıkıntısı da vardı ama yanılıyor olabilirim ama emin değilim. Belki Tesfet'le karıştırıyorumdur, Tesfet'teki turnuvanın takvimiyle. Türkiye karşılaşmasında oynayan bazı oyuncular evet, evet. Herhalde oynayamadı. Mesela Galacticos tarafında herhalde böyle bir şeye denk geldi. Yok, bazı oynadı. Oyuncular. Yani Galacticos ve Supermassive'de vardı. Izzy ve işte evet, Galacticos tarafında Glove ve şey ama geldikten bir gün sonra oynadılar. Mesela Izzy hasta döndü falan filan. Evet. Yorgundular. Uçak kaçırdılar bildiğim kadarıyla. Sıkıntılar oldu. O yüzden yani çok yorgun döndükleri kesin ve zor oynadıkları kesin. Onun dışında zaten final var şu anda. Ya finalde tahminimi dile getirecek olursam tabii ki de Fireflux yönünde. Net bir hani tahmin düşüncem var. Onun dışında ben şeye değinmek istiyorum ya. Beni bu arada ben Digital Athletics'ten daha çok şey bekliyordum. Onu söyleyeyim açıkçası. Orası beni biraz fazla şaşırttı. Hatta en şaşırdığım nokta Digital Athletics'ti. Şimdi saydığım takımlar arasında Papara Supermassive de var ama onlar da hani hem sonuçta ana kadrodaki oyuncu yoktu. Gerçi Jelos'un da bayağı iyi performans İnanılmaz gösterdi İnanılmaz oynadı. Yani Onlara gelelim herhalde yani bu seride zaten. en iyi oynayan oydu zaten diye Kesin. biliyorum. Kesin oydu. Ama yine de sonuçta ana oyuncu birçok şey onunla birlikte yapılıyor. Etki eder. Keza hastalıklar varmış. O yüzden Supermassive tarafını bu konuda bence kenara koymak gerekiyor. Hani hastalıklar olunca, eksik oynayınca her şeyi etkiliyor yani aslında. Ama DA tarafı mesela hani ne bileyim, ben o kadrodan daha fazla şey bekliyordum. Ama Doma'yla Kipert sanki böyle tam oturmayacak gibi geldi. Ya da kimya eksikliği mi var bilmiyorum. Orada öyle bir sıkıntı varmış gibi, olacakmış gibi hissettim. İlerleyen dönemlerde bu düzelmezse, bir değişiklik görürsek şaşırmam ben açıkçası. Kipert'le Doma ve durumuyla alakalı. Hani belki yine iki Türkiye'ye dönüp 5 Türk olarak gidilebilir. Yani orası birazcık şaşırttı. Özellikle Kipert'in performansları biraz şaşırttı. Öyle. Yani. Peki Onun dışında Fireflux zaten hani beklenenini verdi bence bu turnuvada. Zaten herkes, hepimiz finale çıkmasını bekliyorduk. Finalde. Tabii sahnede göreceğiz. Tespetten sonra kesinlikle bir şeylerin oyuncular tarafından böyle şey olması gerekiyor. Hani düzeltmeye yönelik bir burada şampiyonun alınması gerekiyor bence. evet yani Onu da alırlar diye düşünüyorum zaten hani. şu kesin. Evet, Tesfet'in koşulları problemliydi. Bunu hepimiz biliyoruz Tesfet turnuvasında ama sonuçta Fireflux da lige çıkamamış bir Pacific Esports kadrosuna karşı kaybetti. Yani kesin kazanması beklenen mutlak favori oldu. Hem de öyle yani rastgele bir mutlak değil. Bayağı mutlak favoriydi. Bu arada Pacific'i de tebrik edelim. Hani o da aradan çıkmış olsun bu konu. Çok büyük iş başardılar aslında O arada Fireflux. Pasifik ligde mesela bence olması lazımdı. Kesin Mesela onlar olması hani lazımdı. gösterdiler Çok açıkçası kendilerini. üzülüyorum ligde olmamalarını açıkçası. Çok net söyleyeyim. ESA tarafına geleyim. Bence bu turnuvayı çok kriter almamamız gerekiyor normal sezon adına. Evet. Değil mi? Yani çünkü hani bana sorsan ligde en güçsüz olacağını düşündüğüm 3 kadrodan ikisi biri finale çıktı, diğeri de yarı finalde elendi. Wildcats ve Fenerbahçe. Doğru. Fireflux konusunda valla Fireflux beklentileri karşılayan tek takım oldu şu ana kadar turnuvada. Supermassive konusunda dediğinin üstüne ekstra bir şey demeyeceğim. Digital Athletics konusunda aslında bir şey soracağım.
Hiçbirimiz Masiç'in oynamasını beklemiyorduk. SSK'in oynamasını bekliyorduk. Bir anda Masiç'i gördük. Belki orada bir şey olmuştur. Ne dersin? SSK 2-3 tane Wildcats. yabancı oluyor mu? Oluyor çünkü geçen seneyi Türkiye'de geçirdiği için yerli statüsünden saydırabiliyorsun. Ben bu haberi yeni duyuyorum. Yani bunu duyduysan da unutmuşum ama ben sadece şeyi duymuştum. Deep Mans'ın dueliste geçeceğini duymuştum. Hani Mainzik'in olmadığı senaryoyu Eskisi gibi. konuşuyorum. Aynen. Hani o ama Mainzik'in yerine birinin oynayacağını düşünmüştüm. Sanırım LFT atmıştı zaten Mainzik. Ama sonrasında herhalde vazgeçtiler diye yorumladım açıkçası. De oradaki sorun sanki yabancı oyuncular üzerinden dönecek gibi ya. Ya bilmiyorum. Tamam, Doma mesela geçmişi olan bir oyuncu. Fnatic'te vesaire oynamış. Tecrübeli bir oyuncudur illaki. İyi bir oyuncudur ama ne kadar o kimya tutulacak takım içerisinde, bu adamlar birlikte mi bu arada, onu da bilmiyorum. Şimdi nerede oynuyorlar? Hiç pinglerine dikkat etmedim oynarken o kadar. Sanki bir tık daha farklıydı diğerlerle pingi. Ya da hani iletişim ne kadar sağlanacak, onlar önemli. Keza Kipert hani okey adam, yanlış hatırlamıyorsam zamanında Cloud9'da bulunmuş bir oyuncu. Bulundu da oynamadı hiç. Ha, oynamadı. Yani O, şöyle onu bilmiyordum kadroda mesela. bulundu ama Wikipedia'sına giriyorum. Maç geçmişinde hiçbir şekilde Cloud9 adını oynadığı bir maç yok. Göremiyorum yani. Ya IGL mesela sanırım ama ne olursa olsun IGL'lik yapan oyuncunun bence vurması gerekiyor. Yine de. Ve Kipert'in biraz bu konuda eksik kaldığını düşünüyorum. Açıkçası. TR liginde de bu gerekli zaten. Kesinlikle. Peki o zaman şeye geleceğim sana. Galacticos ve Supermassive biraz şey tarafından düştü değil mi? Oyuncularının yurt dışında olması, o neydi, hangi turnuvaydı kazandığımız? Bende de gitti turnuvanın adı. Spike Nations. Spike Nations, aynen. Spike Nations'ı kazanan kadrosunda geri dönerken falan yoruldular. Okey, onları anlıyorum. Wildcats'le Fenerbahçe, onlar da yeni, aslında Wildcats çok uzun süredir birlikte oynamanın avantajını kullandığı gibi Fenerbahçe de yeni oynamanın. Galatasaray ise uzun süredir devam eden bir kadro zaten. Biter bitmez de değişiklik geldi. Aslında bence kafası rahat bir Dedinkin ne yapabileceğini bu turnuvada çok rahat gördük. İnanılmaz Evet. oynadı çünkü ve hemen ardından da LFT oldu ve yerine gelecek oyuncunun da, yani belki programı çektiğimiz esnada açıklar, belki biraz sonrasında açıklar ama Levn olacağını aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Nasıl bakıyorsun bu değişikliğe de? Ya ben açıkçası hani Galatasaray bazında şeyi söylüyordum kendi yorumum olarak. Dedin kesinlikle dueliste kalmalıydı. Yani dedin ki çok fazla off role geçirdiler ve adam zaten Valorant, yani espor kariyerinden beri duelist oynuyor. Ya bence maksimum olması gereken değişiklik duelist rolü altında belki ajan değişikliği. Ne bileyim işte Neon. Daha fazla belki Phoenix vesaire. Bu bence. Ki adamın imza çarları Jett the Race. Hani oradan farklı rolleri oynaması, initiator oynaması, kontrol uzmanı oynaması, Harbor'da gördük, Sova'da gördük, başka bir şeyde gördük. Her şeyi gördük yani Galatasaray'da. Bu zaten doğru. Bir kere oyuncunun şey etkileyecek bir durum. Performansını zaten etkileyecek. Yani dedikten o performans daha kısıtlı alınacak. Adam alışkın değil. Ve bence özgüven de kıracak bir şey. Sonrasında tekrar birden biraz dueliste geçti gibi mi oldu? Geçmedim. Orayı kaçırdım. Belli bir süre sonra Flick diye bir herhalde yedek oyuncuları var. Genç diye duydum. O geçti. Dedink oynamadı. Sonra Dedink geldi vesaire. Bence bu durumlar çok etkiledi. Açıkçası bilmiyorum. Ya dedin ki hiç bu rol değişikliği yapılmamalıydı diyorum. Yapılmadığı sektörde de belki bu değişikliğe gerek kalmazdı. Peki sen Galatasaray'ın mevcut kadrosundan, şuraya geleyim. Zaten aşağı yukarı bildiğin, tanıdığın bir kadro. Dead Ink'in çıkıp Levin'in girdiği bir yapıda. Tabii Galatasaray'ın neye oynayacağını hiçbirimiz bilemiyoruz. Bak, büyük problem bence bu zaten. Hani kim duelist oynayacak, kim smoker oynayacak, kim kontrol uzmanı olacak, hepimiz bilemiyoruz. Bu yapıda iki şeklini sorayım. Mevcut haliyle kaldı diyelim. Herkes yine rol değişiyor. Levne daha mı başarılı olur? İkincisi, Levne bir rol tanımlandı ve o düelist olacak sadece. Onun dışındakiler değişecek falan. Ya da başka bir şey olacak. Daha mı başarılı olur? Nasıl olur sence? Ya o takımda kesinlikle duelistim.
Deading, Lem ya da gerçekten Duelist main birinin olması gerekiyor. Bence. Farklı bir oyuncunun Duelist oynamaması lazım. Çünkü hani ya Duelist oynayacak oyuncunun Duelist'te gerçekten kafa yapısı olarak da hazır olması gerekiyor. Herkesin iyi olduğu roller var. Herkes iyi olduğu rollerde kalıp yine bir değişiklik olmadan ilerlenebilir. Dediğin ki şimdi Duelist'e kalması, yeni gelecek oyuncu için yine Duelist'e kalması gibi gibi gibi. Oradaki en önemli detay oyuncunun rahat oynaması. Yani oraya hangi oyuncu gelirse gelsin mental olarak, psikolojik olarak her anlamda kafası rahat ettiği sürece iyi oynar. Ama Deading de mesela bu gittiği için şahsen, yani bunu düşünüyorum. Artık hani adamı istesen de oynatamazsın ne kadar hani oynayabilir. Her oyuncu için geçerli, her takımda bu geçerli. Hakikaten bazı oyunculardaki değişiklikler onun sonraki sürecini çok etkiliyor. Bence Deading'de de bu oldu. Artık bakalım. Yani. Peki o zaman biraz turnuvadaki genç oyuncuları konuşalım istiyorum. Çünkü ya illa genç olmak zorunda değiller ama daha önce ligde çok düzenli oynamamış oyunculardan bahsedebiliriz. Mesela Celasun sen dedin gerçekten inanılmaz oynadı. Yani iki maç oyun iki şeyde oynamış olabilir ama iki maçta oynamış olabilir. Ama hani 3 map'te top frag'di süpermasifte. Kendini bence çok net gösterdi ve Galatasaray'daki performansının üstüne çok net koyduğuna inanıyorum. Regnum Kar ya da Verlas yine benzer şekilde hani Fireflux'taki performansının iyi dönemlerini gösterir gibiydi. Jonix rol değişikliği çok yaramış diye düşündüm. Fenerbahçe'de Stern ve C-Ray'nin performanslarını bayağı beğendim. Aynı şekilde de biri daha vardı. Ha, onlar da Wildcats'te Baha ve Shiva. Hani çok iyi bir alttan jenerasyon gelmiş gibi gözüküyor. Sen ne diyorsun? Abi daha gelen çok fazla oyuncu var bu arada öyle. Katılıyorum birçoğuna oyunculardan. Hakikaten bazıları bu konuda kendisini çok iyi gösteriyor. Daha da göstermeye devam edeceklerdir. Daha da alttan gelecektir. Ki bir de Hani bu turnuvada olmayan Pasifik kadrosu da var yani hani. tabii ki, tabii ki. Ya zaten her geçen sezon performansı yerinde sayan ya da aşağı düşüşe geçen insanların gençlerle yerlerini replace edildiğini göreceğiz. Ha bu artık hani bunun çok şeyi yani. Kanıtı, net bir kanıtı. Görüyoruz da. Her geçen sezon bambaşka isimler görüyoruz. Ve o bambaşka isimlerin yanında okey bunları görüyoruz ama bunlar artı olarak gelmiyor. Aslında birileri gittiği için geliyor. Bu Doğru. artacak gitgide. Sadece takımlarda bu genç oyuncular için bir bel kemiğine ihtiyaç var bence. Her takımda birkaç tane bel kemiği olmasının yanında genç oyuncuların bulunması hem genç oyuncular için çok büyük bir artı olacaktır. Daha çok pişmeleri için. Hem de yani takımda bence bel kemiklerine ihtiyaç var. Takımın kimyası konusunda çok iyi olacaktır. Mesela şu an Ivy kadrosu herhalde hepsi genç bu arada. Yani tam hepsinin yaşını bilmiyorum ama Bildiğim kadarıyla zaten. genç. Yani en yaşlısı 21 yaşında Evet. galiba. Emin değilim ama. Onlarda mesela herhalde eski toprak bir oyuncu yok şu an. Ama Yok. beşi birlikte oynaya oynaya buna ihtiyaç duymadan da belli bir noktaya geldiler. Onu da gösterdiler yani. Kanıtları şu an bence onlar iyi gidiyorlar. Daha açıkçası iyi gideceklerini ben düşünüyorum. İyi Bakalım. gitmelerine de Wildcats camiasının aslında ihtiyacı var. Artık LoL takımı yok Wildcats'in. Tabi bu büyük bir yani üzüntü kaynağı, problem kaynağı nasıl tanımlayayım bilmiyorum. Wildcats'in Valorant'ta başarılı olması da bence tüm Wildcats taraftarının ihtiyacı var gibi duruyor. Ya LoL tarafını ben şu an yeni duyuyorum. Çekildiler mi? Çünkü çok fazla Çekildiler. şampiyon oluyorlardı. En son orada Evet. bir tane alt koridor vardı Bao diye. Adam silip süpürüyordu. Çekildiler. Evet. Yani Senin için kafanda kalan bu bilgi doğru bir bilgi ve çekildiler. hayırlısı diyelim. Yani vardır birkaç sonuçta düşündükleri bir şey. Ya şöyle söyleyeyim. Evet o zaman daha başarılı olmaları gerekiyor ama bence ilk etapta bu sezon şampiyonlukta sonuçlanacak bir şey değil gibi görünüyor. Çünkü tam IB kadrosu iyi bir kadro, genç bir kadro ama henüz bu arada henüz şampiyon adayı değiller. Değil. Önümüzdeki zaman belki de bu kadro konulursa daha iyi yere geliriz derse şampiyon adaylarından biri olurlar. Bunu söylemekte bence bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Oyuncular da bunun farkındadır. Ama çok iddialı bir kadro. Açık söyleyeyim. Hangi takımlar oynarsa oynasın, şampiyonluğa aday olan bir takıma da oynasın. Wildcats'in maçı belli olmayabilir yani. Yapacakları şeyler belli olmayabilir gibi görünüyor. Benim durum çok hoşuma gidiyor ya.
Yani sonuna kadar hakikaten gençleri desteklemek lazım. Ellerinden de tutmak lazım. Ellerinden tutamayacağın belli bir noktaya gelmiş gençler varsa da desteklemek önemli yani burada. E-spora girmeye çalışanların elinden tutmak, girenlerin de arkasına durmak lazım bence. Katılıyorum. Peki o zaman yani zaten final favorini belli ettin ama söyledin hatta da finalde bir değerlendirelim. Mesela nasıl olur? Çünkü bariz bir şekilde finale çıktıkları için çok ekstradan değerlendirmedik ama Fireflux'ın performansını nasıl buldun? Sociable'la Kiwi'nin çift düelist oynadığını sık gördük. Sociable artık IGL takımda Sochi'nin ayrılmasıyla ve Wozip as kadroya geçmiş gibi gözüküyor. Ki kötü de oynamıyor bu arada. İyi de oynuyor. Yerine başka bir initiator alınır mı bilmiyorum. Hani hiç bilmiyorum. Fenerbahçe ise yeni oluşmuş bir kadro olarak bence çok başarılı bir şey elde ediyorlar. Herkesi tebrik etmek lazım tüm Fenerbahçe organizasyonunda. Öncelikle şeye geleyim, dualist kısmına geleyim. Bence benim şahsi düşüncem, ya böyle bir transfer yapılıyorsa, ekstradan bir tane de dualist main bir oyuncu geliyorsa takıma, hani iki oyuncunun da yine bir nebze dualiste kalması ya da bir dualist biri chamber gibi bir yapıyla oynaması daha sağlıklı olabilir diye düşünüyorum şahsen bunu. Çünkü sonuçta hani ikisi de mesela yıllardır bu rolü oynuyor. Ve bence bu rolde oynamaları ya da en fazla artı bir olarak Chamber biliyorsunuz yine ikinci düelist olarak kullanılıyor ya da operatör olarak çok fazla kullanılıyor. Böyle bir şey daha sağlıklı olabilir diye düşünüyorum. Ama bu takımın tabii ki de vereceği Peki karar. hazır buradayken şey sorayım. Meta artık çift smoker istiyor gibi daha çok. İşte evet meta da sıkıntı. Yani metada da çift şeyde çift smoker gerekiyor bazı noktalarda. Ya orada da mesela split'te şeyi görüyoruz. Çift smoker gidiliyor ama bir yerden tabii ki de feragat edilmesi gerekiyor. O da Sentinel oluyor. Ki Cypher olmuyor. Yanlış hatırlamıyorsam Omen Viper olarak oynanıyordu. Böyle değişikliklere yol açıyor. Ya bu da düşünülmüştür diye düşünüyorum artık transfer yapılırken. Açıkçası vardır kafalarında bir şey illaki. Önümüzdeki maçlarda şeylerde görürüz bunu. Ama orada şöyle bir şimdi sıkıntı ortaya doğdu. Sochny yok artık takımda. IGL gitti. Bu durumda IGL'e Sociable geçti. Şimdi Sociable'ın IGL yaptığı senaryoda ya her acın oynarken IGL yapar ama sonuçta ya IGL yapmak isteyen adam yapar her türlü bir şekilde. Ama daha iyi ve daha rahat yapacağı roller ve ajanlar var mesela. Hani Evet, düelist değil o o da kesin. mesela ya evet tabii ki de ama mesela o da örnek veriyorum Ascent'te şu an Sova oynuyor mesela. Yani şimdi IGL de yokken benim ilk söylediğim mecbur değişmek zorunda da kalabiliyor. Mecburen bazı şeyleri IGL'in artık üstlenmesi gerekiyor. Artık ne olacak hiç fikrim yok. Bunu birlikte göreceğiz. Anladım. Ama yani Sen iyi de gidiyor aslında şu an kararsızsın yani yönetim. Ben de Fireflak. kararsızım. Ne olacak gerçekten bilmiyorum Ben de çünkü. bilemiyorum. Yani belki bir transfer gelir diyorum. Wozip yerine belki bir IGL gelir. Emin olamıyorum. Ama Ben IGL gelse transfer geldi diye Wozip yerine. düşünmüyorum ya açıkçası bu IGL saatten değilse de sonra. Initiator ya da bilmiyorum yani. Hani belki Initiator o yeni gelecek bir IGL'e Initiator'ı evet yeni gelecek bir oyuncuya verip çift Esne'yi Volkan'a çevirip Sociable'a çevirip falan böyle. Kafamda benim de 1000 tane senaryo dönüyor. Ben de bilmiyorum. Ben takımın menajeri değilim. Peki o zaman yani erkek Valorant ve ES Open Fire takımların ilk kadrosu. Aslında şey sezon öncesi takım değerlendirmesi yapmış gibi olduk biraz. Tek tek kadrolara ufak ufak değinerek. Bunlarla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Çünkü yine çok önemli bir konuya geçeceğim bundan sonra. Yo, şu an için okey bence her şey. O zaman gerçekten yine çok önemli bir konu. BBL Queens 3 oyuncu ve koçları MSK LFT attı ve bugün itibariyle ya da dün itibariyle takımın en büyük yıldızı Vanya'nın ve geçtiğimiz sene ilk Ninjas in Pyjamas'ta başlayan sonra da FUT'a gelen Rescue'nun G2'ya gittiğini öğrendik. En azından gideceğini duyuyoruz. Önce BBL Queens'ten başlayalım istersen. Sence bu yatırımı bu kadar başarılı olmuş bir kadroyu dağıtmak normal mi? Çünkü yani şahsi fikrimi söyleyeyim BBL Queens'in sezon başında burada olacağını söyleseler az buçuk kadın sahnesini bilen biri olarak ben çok şaşırırdım. Bu kadar başarılı olduktan sonra da dağıtmamak için elimden geleni yapardım şahsen.
Ya ben de öyle düşünüyorum. Öyle düşünüp dağıldığını görünce de var demek ki bir şey diye düşünüyorum. Hani yani hani ne bileyim daha farklı bir kadro yapılanması mı? Oyuncuların isteği doğrultusunda mı? Artık hiç fikrim yok. Vardı diye bir şey düşünüyorum ama bence bu kadro dağılmasa daha iyi olurdu. Fakat şöyle bir olay var. Kadro dağılmasa bile sanırsam IGL'lere Vanya. transfer teklifi geldi. Evet, Vanya'ya geldi. Twitter'dan gördüm. Kadronun dağılmadığı senaryoda Vanya'ya böyle bir teklifin gelmesi ve Vanya'nın atıyorum sonuçta oyuncu gitmek isterse bonservis ödenirse yani gidebilirim sonuçta. BBL'de buna karşı çıkmayacak bir takım. Bu noktada da zaten aslında takım bir bence her türlü sekteye uğrayacaktı. Çünkü hem IGL gidiyor hem de Evet. en çok frag katkısı sağlayan oyuncu gidiyor. İnanılmaz bir Bu firepower zaten gidiyor, her evet. türlü şey olacaktı, etki edecekti. Ama bu olmadan önce o LFT'ler göründü. Bilmiyorum. Yani korunsaydı desem bile bu transferle birlikte zaten korunmayacaktı aslında. Ve şu an bence yerine doldurulabilecek bir Türk oyuncu varsa da piyasada biz bilmiyoruz. Ya da ben bilmiyorum. Ya da e-spor'un içine henüz girmedi. Yani çünkü çok bir farklı yetenekler var biliyoruz e-spor'un henüz içinde olmayan. O yüzden yazık oldu mu diyeyim, oyuncular için hayırlısı mı olsun diyelim, oyuncular için hayırlısı olsun diyelim yani. Diyecek tek şey bu. Ama bir daha bir Türk takımı bu başarıları yakalayabilir mi? Yakın zamanda böyle iddialı bir kadro kurmadan zor. Hani iddialı bir kadro gidiyor çünkü. Hani o açıdan biraz bence kötü oldu ya aslında. Şimdi gerçekçi olalım aslında. Mesela sezon başındaki Navi'nin kadın Türk kadrosu daha iddialı bir kadroydu aslında. Hatta Foot'un kurduğu kadrolar da sezon içinde neredeyse daha iddialı. Yani biz bence iddialı Türk kadroları, Türk kadın Valorant kadroları kuruldu. Başarının BBL Queens'ten gelmesi ve bu kadar beklentiyi aşmış bir takımın dağılması bence biraz şaşırtıcı. Yoksa hani Türk olmayan bir organizasyon Navi mesela işte gelip en iyi Türk oyuncuları yatırım yapabiliyor. Çünkü hani son anda kaçırmıştı bir önceki sene Navi'de şeye gitmeyi. Global Game Changers'ın finaline gitmeyi. Belki yine öyle bir şey olur. Yine karma kadrolarla iddialı kadrolar kurulur. Çok şaşırmam ama hani BBL'in bu ekibi dağıtması bana, yani tabii Vanya konusunda haklısın. Gelen teklifi değerlendirdikten sonra her türlü de alacaktı da bilemiyorum. Ya ama şöyle hani ismen kadrolar daha mesela bazı kadrolar daha iyi görünse bile bence şey de çok önemli. Firepower olayı da çok önemli. Firepower yüksek kadro kurmuştu aslında BBL Queens. Bence ona dikkat ederek Haklısın. kadroyu kurdular. O yüzden ilk başta belki iddialı görünmediler. Fakat kadro yapılanması yapılırken zaten buna dikkat edildiyse bu kadro her halükarda iddialı seviyeye gelecekti. Keza bence yine Firepower'ı bu her takım için, erkek takım için de geçerli. Firepower'ı yüksek bir kadro her zaman no name olsa bile en başta bir yerden sonra patlama yaşayacak. O noktada da sadece kimya ve IGL'e birazcık bakıyor. Haklısın. Açıkçası. O zaman Öyle düşünüyorum. diyeceğim başka bir şey yoksa global bir şey, globalle ilgili bir şey de demek isteyebilirsin tabii ama çok bir şey de yok şu sıralar sahnelerde. Evet. Programı bitirebiliriz. Var mı diyeceğim şey? İyi teşekkür ederim. Beni bu bölüme de konuk aldığınız için. Biz teşekkür ederiz geldiğin için. Gelecek haftalarda yine görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.